Şimdi ben bir çay istiyorum. Çay, tabii. Ama böyle zifi gibi koyu olmasın. Ha, tamam. Paşa çayı gibi de açık olmasın. Hani onun öyle tatlı kızıla çalan bir rengi vardır ya. Tatlı kızıla çalan çay, hemen. Sizde esmer şeker var mı? Tabii ki. İşte ondan istemiyorum. Tatlandırıcı var mı? Tabii. İşte ondan da istemiyorum. İsterseniz siz bana ne istediğinizi söyleyin. Sanki her şey öyle daha kolay olacak gibi. Kararsız müşteri olamaz mı? Ben senden bakkal alacağım be. Pabuç kadar değil. Hadsiz. Ne aptal şeymişsin sen be. Git müdürün çağır git. Aptal mı? Al. Al sana aptal. Al. Al sana müdür. Al. Al. Al sana çağırdım. Kalk git. Kalk. 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 Git buradan. Evdeyim şu kızıla çalan çayına. Kalk git. Zip. Belediyeyi ihbar edeceğim. Ha öyle mi? Ben de seni hayvanat bahçesine ihbar edeceğim. Bir tane boz ayı kaçmış da buraya oturmuş kızıla çalan çay istiyor diyeceğim. Görüşeceğiz. Burcu! Sen bekle, ben geceyi başlatayım. Sevgili davetliler, bu özel geceye hoş geldiniz. Eminim hepimiz için özel bir gece. Ama bazılarımız için birazdan çok daha özel bir gece olacak. Şimdi sizler için hazırladığımız sürpriz Barco Vizyon gösterisine başlıyoruz. Gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara baktım, baktım bugün. Dün kalbimi kırmışlara, yalanlara, dolanlara, cevapsız bütün sorulara dur dedim bugün. Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Veremezsem sen... Ne demek canım? Olur mu öyle şey? Birazdan vereceksin işte kendi elinde hediyeni. Allah Allah. Ya ben vereceğim de bakalım alacak mı? Taksi. Hadi bakalım. Hadi geçin. Her şeyi hazırladım Önem. Geç haber verdiğim için özür dilerim Önem. Her şey markamızın tanıtımı için Önem. Bravo. Gerçekten harika bir şirket lansmanı oldu Monika. Tebrik ederim. Bunca insanı öykü için bir araya toplama ne hoş bir jest oldu. Keşke önceden benim de haberim olsaydı bu sürprizden. Gelir miydin? Hiç sanmıyorum. Ben diğer sürprizlerle ilgileniyorum.
Kraliçe, yani biz bu fason şöhretin ismini silmeye çalıştıkça birileri gelip onun isminin altını çiziyor, gözümüze sokuyor. Ya ne yapacağız biz? Yani şirket partisi diye geldik, Öykü'nün sürpriz doğum günü partisi çıktı. Ay çok pardon ama yani bu aralar tabii ki bütün amacımız onu mutlu etmek, onu unutmuşum. Abartma hayatım. Bak her şey ne güzel işte. Hem biz de kaçarız biraz, değil mi? Ya iyi ki geldiniz. Ne kadar güzel bir sürpriz oldu bana bilemezsiniz. Monika Hanım, size çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Bekle, daha gece bitmedi. Katilim, kaç beni yok ettin. Aşkın mahkemesi yok ki. Suçlu gözlerin, suçlu gözlerin. Ayna, ayna, anlat ona. Yalnızlık ne başa bela. Senle bir olmak zor ama yerle bir oldum çok. Aşktan haberin yok. Ayna, ayna, anlat ona. Yalnızlık ne başa bela. Senle bir olmak zor ama yerle bir oldum çok. Aşktan haberin yok. Ayna, ayna, anlat ona. Yalnızlık ne başa bela. Senle bir olmak zor ama yerle bir oldum çok. Ayna, ayna, anlat ona. Yalnızlık ne başa bela. Senle bir olmak zor ama yerle bir oldum çok. Aşkın çaresi yok, aşkın çaresi yok, aşktan haberin yok.
İyi ki doğdun Öykü Acar. İyi ki hayatımızdasın. Açıkçası Ayaz çok özel biri için diye söyleyince ben de onu kıramadım. Bu kadar güzel insan da bir araya onun için toplandığına göre o gerçekten çok özel biri olmalı. Biz de o özel kişi için söyledik. İyi ki doğdun Öykü. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Tabii tabii hadi. Hadi. Ben gelmezsin sanıyordum. Çok şaşırdım. Birini söyledi değil mi? Hangini söyledi? Ayaz kim söyledi? Kimse söylemedi. Ben biliyordum zaten. Biliyordun ve bütün gün bana oynadın mı? Çok kötüsün. Sırf sana mı acaba? Hepimize ya. Ben hariç tabii. Kardeşim yine ters köşenin en acayibini çaktın yani. Gelişin zaten gecenin en büyük sürpriziydi. Söylediğin şarkı olay oldu oğlum ya. Evet ya. Sen şarkı söylemeyi biliyor muydun? Ne kadar güzel söyledin. Ya... Bizim okulda orkestra grubumuz vardı. Ha Emre de sağ olsun yardım etti. Bu arada İlker'cim, bir kadının doğum gününe eli boş gidecek kadar aklımı kaybetmedim. E tabii, birinin yardımı dokundu. Monika Hanım sağ olsun ben aradım, bir eksik var mı diye sordum. O da eksiği kulağıma fısıldadı. Ayaz, çok teşekkür ederim. Hediyeni beğenmişsindir umarım. Göreceğim son doğum günüm. Sana söz veriyorum kızım. Seni bir daha asla rahatsız etmeyeceğim. Son kez doğum gününü kutlamak istedim. Hediyen. Umarım beğenirsin. Kızım, güzel kızım. Bu çizdiğin ilk elbise. Yıllarca sen diye baktım ben bu resme. Dönemedim yanınıza. Bugüne kısmetmiş. Kovsan da, sevsen de,
Dövsen de haklısın. Ama sen benim en değerli parçamsın. Baba! Öykü! Öykü! Bir şey yok. Çok geç kanınmış. Hastalığının son aşamasında. Olur mu her şey doktor bey? Ya ne demek tıp ben yapabileceğimiz bir şey yok? Anne bir şey söylesene. Sizin Kemal Bey'in hastalığı hakkında bilginiz yok muydu? Anne senin haberin var mıydı? Vardı. Vardı ve bana söylemedin. Öğrendin, o yüzden bizimle kalmasına, yanımızda kalmasına izin verdin ve bana söylemedin. Anne nasıl söylemezsin sen bana böyle bir şey ya? Ben ona neler söyledim, duydun. Anneciğim geldiği akşam anlattı. Size söylememi istemedi. Çocuklarımın bana acımasını istemiyorum. Sadece onlarla helalleşmek için geldim dedi, ne yapabilirim? Ölmeden bizi son kez görmek istemiş. Ya bizi görmeden? Babacığım, her şey için tekrardan teşekkür ederim ya. Gerçekten Şeyma hepsini anlattı. Babalar bugünler içindir oğlum. Ne teşekkürü? O zaman ben bir şey daha isteyebilir miyim senden? Tabii. Yapabileceğimiz bir şeyse. Şimdi Şeyma bu evden en son nasıl gitti hepimiz biliyoruz değil mi? Mete, bak biz unuttuk o tatsızlıkları. Şeyma ile de konuştuk öyle değil mi? Evet Bülent Bey. O defter tamamıyla kapandı. Yok öyle kötü bir şey söylemeyeceğim ya. Yani ben istiyorum ki Şeyma bu evde kendi evinde gibi hissetsin. O yüzden aklıma bir şey geldi. Neymiş o aklına gelen? Şeyma evi yeniden dekore etsin baba. Yani insan kendi kurduğu düzende daha rahat eder değil mi yani? Yok Meteciğim gerçekten hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Tabii canım tabii. Siz nasıl istiyorsanız odanızı öyle dekore edin. Evet. Yani hayatım ben burada senin kendi evinde gibi hissetmeni istiyorum. Öyle misafir gibi falan değil. İstediğin gibi istediğini değiştir. Nasıl rahat ediyorsan. Tamam? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyisiniz. Niye söylemedin anne? Söyleyemezdim. Söz verdim. Yani söyledikleri karşısında söyleyemedim işte. Ne dedi de söyleyemedin anne? Ne dedi? Öyle icap etti. Ya ben o adama neler söyledim duydun. Bilsem söyler miydim hiç? Şşt. Söyledim ya sana kızım. Bir kere bana acımadan baba desin gözüm açık gitmeyeceğim dedi. Adam son isteğini söyler gibi söyledi. Yani ben bunu sana nasıl söyleyebilirdim ha? Nasıl söylerdim böyle bir şeyi?
Onu bu gece babasıyla yalnız bırakın. Böylesi daha iyi. Kocaman açıp gözlerinin içine bakardım. Sen de dayanamazdın. Hatırladın mı? Ne istesem yapardın. Senden yine bir şey isteyeceğim. Son bir şey. Bak yine gözlerimi kocaman yaptım. Gözlerinin içine bak. Yine dayanamazsın. Biliyorum dayanamazsın. Kızın senden bir şey isteyecek baba. Son bir şey. Gitme baba. Ne olur gitme. Çok kızdım. Çok kırıldım sana ama gitme. Olur. Çok teşekkür ederim. Güzel kızım. Aşkım, bir şey mi oldu ha? Niye bu kadar duruldun? Öykü'yle babasının durumu geldi aklıma da. Galiba bu sefer aklım başıma da geldi. Anlamadım. Ben çok şanslı bir adamım Sibel. Çünkü senin gibi biri var hayatımda. Ve ben seni çok seviyorum. Yavrumuzu da çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz babası. Seni çok üzdüm ama biliyorsun. Neyi? Benim için ne kadar kıymetli olduğunu. Sen benim gönlümün sultanısın. Ben sensiz bir hiçim. Beni hiçbir zaman bırakma. Olur mu aşkım? Ben sizi hiçbir zaman bırakmayacağım. Bırakamam. Ben sizi hiç bırakmayacağım. Hep yanınızda olacağım. Ama hep. Ve hiçbir zaman ayrılmayacağım. Hep birlikte olacağız. Üf,
hala hastanede işte. Öykü de yanından ayrılmıyor. Vallahi çok zor ortak. Yani benim başıma gelse ne yapardım diyorum da çok zor. Sen Öykü'nün yanından ayrılma ya. Destek ol kıza. Hiç küslük zamanı değil şimdi. Yok be ne küslüğü. Ben hep yanındayım zaten. Hmm. Ama arkadaş gibi ha? Evet. Arkadaş olarak. Yani arkadaş kelimesi sizin için biraz saçma değil mi Ayaz? Yani evet saçma. Ya böyle söyleyince tabii saçma ama biz sevgili olunca birbirimizi yiyoruz. Arkadaş gibi davranınca en azından birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu görüyoruz. Peki. Öyle diyorsan öyledir. Yani size inanmıyorum ama geçiştiriyorum diyorsun ha? Öyle de denilebilir. E geçiştirme o zaman. Biz Z raporu alalım. Senin baktığın yerden nasıl görünüyoruz anlayalım. Vallahi ortak yani şimdi bu anlattıklarını da dinleyince yani diyorum ki hayat hakikaten sayılı gün be. Öyle saçma sapan küslüklerle, dargınlıklarla falan vakit geçirmemek lazım. Yani insan hayatı böyle dolu dolu yaşaması lazım. Ne bileyim. Saçmalıyor muyum şu an? Yok be ortak. Haklı olman canımı sıkıyor sadece. Ha, güzel o zaman. Vallahi yani diyorum ki ortak, hayatı dolu dolu yaşayalım işte ya. Bu tip şeylere takılmayalım. Hayat bize ne verirse kabul edelim. Yani en azından ben öyle yapacağım. Hatta başladım bile. Bak Şeyma eve döndü. Her şey yolunda. Ben kendi payımı hallettim. E sen de benim ortağım olduğuna göre senin de kendi payını halletmen gerekiyor. Anlaşılmıştır Mete Bey. Güzel. Kızım. Güzel kızım. Bu özür dilerim konusunu kapatsak mı artık? Çünkü konu benim özür dilememe gelirse içinden çıkamayacağım bir hal alacak. Ne ilgisi var baba ya? Ben seni çok kırdım. Sen beni bir gün kırdın kızım. Ben geçen yılların hesabını nasıl vereceğim size? Öyle deme ya. Bak şimdi sen benden bir şey iste. Ama gerçekten iste. Bilmiyorum işte babalar kızlarından ne isterse onu iste. Ben yaparım. Bana baba dedin. Daha ne isterim ki? Zaten bir baba başka ne ister ki? Evlatlarının büyümüş, okumuş, başarılı olmuş olduğunu görmek ister. Ben bunların hepsini dün gördüm kızım. Hepsini. Aa, bak bir de kızının evlendiğini görmek. Onu güvenebileceği bir adama emanet etmek ister. Bak, bir de bunları görmeyi çok ama çok isterdim. Ama bunların hepsine çok geciktik. Çok geciktik. Benim yüzümden. Deme öyle ya. O deme öyle. Bak hiçbir şeye geç kalmadık. Sen buradasın. Geç kalmadık. Biz o arayı kapatırız ki. Kapatırız değil mi? Ben şu getirdiğim eşyaları Öykü'ye bir vereyim. Ah. Siz de seferber oldunuz Emre'cim ya. O nasıl söz Meral teyze? Böyle günlerde beraber olmayacaksak ne zaman beraber olacağız? Sizleri böyle görünce o kadar hoşuma gidiyor ki. Öykü ne güzel arkadaşlıklar kurmuş diyorum. Hem seviniyorum hem de böyle sizi yoruyoruz ya. Üzülüyorum işte. Estağfurullah Meral teyze. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Da. Ya. Benim kafama bir şeyler takılıyor. Hayırdır?
Ya şimdi Kemal abi yoktu. Yani yıllarca yoktu. Öykü, Cem. Ya hatta siz yani o artık yok diye bir hayat yaşadınız. Yani aslında en çok da Cem. Ya ne bileyim şimdi yok dedikleri babalarına kavuşuyorlar. Yani durum çok kavuşmak gibi de değil aslında ama. Ya bir nevi veda ediyorlar diyebiliriz. Ama bu durum iyi mi kötü mü ben bilemedim. Doğru söylüyorsun. Ben de bilemedim. Özellikle Cem için çok zor olacak. Babam diyor başka hiçbir şey demiyor yavrum benim. Ve tam mutluluğu bulmuşken kaybediyorsun işte. Ne yapabiliriz ki bunun için? Hayat bazen böyle işte. Tam bir şeye sahip oldum derken yokluğun ne olduğunu öğretiveriyor sana. Hayat. Öykücüm tekrar geçmiş olsun hayatım. Yani bak en ufak bir şeye ihtiyacınız olur da beni aramazsan hakikaten çok kırılırım. Aklımız sende kaldı. Tamam bak ne olursa olsun tamam mı? Oldu. Ver ver. Ha bir arkadaşım var yanımda o da seninle görüşmek istiyor. Ha müsait değilsin sonra konuşacaksın. Tamam oldu ben... Canım iyi misin? Öykü bak ne gerekiyorsa ne istiyorsan söylüyorsun. Tabii tabii ne istiyorsan. Akşama durumun ne? Görüşmek ister misin? Tamam nasıl istersen. Tamam görüşürüz. Bak şimdi bu kıyafetleri depoya kaldırıyorsunuz. Şuraya yeni rafları diziyoruz. Raflara da yeni kreasyonu yerleştiriyoruz tamam mı? Olcay. Buyurun kraliçem. Şeyma aradı. Ofiste değil dışarıda buluşalım. Göstermek istediğim şeyler var dedi. Neler oluyor? Elinde büyük bir koz varmış kraliçem. Burada doyusun görülsün istemedi. Vallahi bana da söylemedi ne olduğunu bilmiyorum. Meraktayım göreceğiz. Umarım dediğin gibidir. Ya daha kalın bir şeyler mi getirseydim acaba? Üşümüyorsun böyle değil mi? Yok canım sağ ol iyiyim ben. Ben ne büyük hatalar yaptım Burcu. Ne kadar çok kırdım babamın kalbini. Nereden bilebilirdin canım benim? Ya böyle yiyip bitirme kendini ne olur. Keşke bilseydim Burcu. Annem keşke söyleseydi. Ben ne kadar kalpsiz, ne kadar düşüncesiz biri oldum. Hiç de değil. Senin kocaman bir kalbin var. Bu aralar biraz her şey üst üste geldi. Senin de kafan karıştı tabii. Hepinizi ihmal ettim. Seni, annemi, Ayaz'ı, babamı. Ya hele babama neler dedim ben Burcu. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Canım benim, bu olanların hiçbir senin suçun değildi. Ya kimin suçu Burcu? Bal gibi benim suçum. Hayır hiç kimsenin suçu değil. Hayat bazen böyle eşek şakası yapıyor işte. Keşke zamanı geri alabilsem. Keşke ağzımdan çıkanları geri alabilsem. Ya bunu telafi etmenin bir yolu olsa keşke. Burcu, babam için, onu mutlu etmek için bir şey yapabilsem keşke. Bir yolu olsa. Öykü. Baban hala hayatta. Ya böyle her şey bitmiş gibi konuşma ne olursun. O zamanı geri alma işi var ya. Böyle bir şey olsa emin ol ilk önce baban yapardı. Kendimi babama nasıl affettiririm hiç bilmiyorum Burcu. Hiç.
Erdoğan koltuğu. Ne buldum? Babamı mutlu edecek bir şey buldum. Hani ama biraz... biraz tuhaf bir şey. Geçirebilir miyim hayata bilmiyorum ama... Anlatsana. Ya anlatacak vakit yok. Ben gidiyorum. Annem sorarsa bir yere kadar gitti hemen gelecek dersin, tamam mı? Evet, seni dinliyorum. Neymiş bu çok acil olan şey? Nedir bu? Benden emrettiğiniz şey. Bana öyküyü sil dediniz. Eğer onu hayatımızdan uzaklaştırmak istiyorsak... ...ilk önce Ayız'ı ondan uzaklaştırmalıyız. Fotoğrafların devamını istiyorum. Ve başka şeyler. Öykünün kafasını karıştıracak her ne varsa. Peki Önem Hanım. Bu iş için seni seçtim. Neden diye sordun mu hiç kendine? Yani neden seni Öykünün karşısına rakip olarak çıkardım? Ondan daha yetenekli misin? Değilim. Onun kadar sevenin var mı peki? Yok Önem Hanım. Peki niye beni seçtiniz? Çünkü senin gözlerine baktığım zaman nefret görüyorum. Böyle bakanlar hep kazanır. Öykü? Söylesene. Benimle evlensene. Hayat, gel şaşırt bugün beni. Getir koy karşıma bir aşk hiç yaşanmamış gibi her gün yepyeni kalır mı buralarda tutar mı ellerimden hatta koyar mı kalbimi kalbinin de inanmam sonsuz aşka gelip geçer sevda dedikleri kısacıktır ömrü bilen bilir adı kiraz mevsimi inanmam sonsuz aşka gelip geçer sevda dedikleri kısacıktır ömrü bilen bilir adı kiraz mevsimi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.